Hoş bulduk. Hayırlı olsun adliye binamız. Efendim, Devlet Bahçeli'nin idam çıkışı vardı. Bazı hususlarla ilgili idamın geri gelmesiyle ilgili açıklamaları vardı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu konuda ben şahsi görüşümü ifade edeyim. Bu gizli saklı bir şey değil. Daha önce Anayasa Komisyonu Başkanı iken de farklı zamanlarda farklı meselelerle söyledim. Daha önceki dönemlerde dile getirdim. Ben çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi taammüden eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme, insan öldürme suçları. Bir de onunla alakalı olarak özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde. Sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu konuda çalışmalar da yaptım akademisyenliğim zamanında. Tabii bu konuda cezanın gelebilmesi için Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Onlarla ilgili de yeniden değerlendirme yapılması gerekir. Tabii bu konuda takdir parlamentomuzun görüşülüp tartışılması gereken bir konu. Şu anlamda söylüyorum, cezalarda önemli olan caydırıcılık hususu. Şüphesiz her ceza için geçerli ama toplumun huzurunu, asayişi, toplumun değerlerini çok ciddi ölçüde sarsan bu tür büyük önemli suçlarda bu caydırıcılık çok daha önemli. Efendim, Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz'in haddi aşan karikatürlerinin yeniden yayınlanacağı duyuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirdi. Evet. Macron'un bu açıklaması hakkında neler söylemişti? Peygamber Efendimiz'in bir gün sohbet ederken ashabına, arkadaşlarına söylediği bir söz var. Diyor ki, insanları ailenize, ana babanıza sövmelerini sağlamayın, istemeyin diyor. Bunun üzerine birisi diyor ki, ya Resulallah, hiç insan ana babasına sövülmesini ister mi diyor. Siz başkasının ana babasına söverseniz diyor, onlar da sizinkilere söver diyor. Dolayısıyla burada ben Macron'un, İslam'ın lideri Peygamber Efendimiz'e ve dünya üzerinde 2 milyara yakın İslam aleminin uğruna hayatını feda etmeyi göze alacağı bir insana, bir peygambere bu şekilde bir hakaret edilmesinin ifade özgürlüğü içerisinde bulunduğunu söylüyorsa, kendisine, kendi değerlerine, kendi ailesine ne varsa bunlara karşı yapılacak hakaretlerinde ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul ediyor demektir. Bunun yolunu açar. Bu tür değerler, inançlar, dünya görüşleri, insanların kutsalları üzerinde konuşurken herkesin dikkatli olması gerekir. Bunları korumak, din özgürlüğünü korumanın da bir gereğidir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, gerekse başka sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde insanların inandığı değerlere olan inancının korunması esastır. Aksi halde toplumda huzursuzluklar ortaya çıkacak, başka kötü hadiselerin müsebbibi olunmuş olur. Bu noktada meydana gelecek şeylerin sorumluluğu bence manevi fail olarak Macron'a yazılmalıdır, yazılacaktır Avrupa'da. Teşekkür ederim.